sesler. Her gün kulağımızı dolduran sesler. Kapıyı çalan kim acaba? Ya şu trafiğin sesi? Ofis orkestrasının sesi de aşağı yukarı şöyle bir şeydir. Okuldan çıkış sesi. En sevdiğim. Of, ev işleri de bitmek bilmiyor. Aman, bırak biraz dağınık kalsın. Olmaz. Ya başınıza bir iş gelirse eve gelenler ne pismiş demesinler. Sahi kim bunu diyecek olanlar? Şu aç kedinin sesi sadece benim kulağıma mı geliyor? Çantasında kedi maması taşıyanlar, ne güzelsiniz. Sporu ihmal etmeyenler, size de merhaba. Akşam yemeğinde ne var? Ustam, kolay gelsin. Hepinizi duyuyorum. Siz beni duyuyor musunuz? Zekirdek başlıyor. Çupa çupa çupa, para çalamaz, basın sabaha kadar.
efendim, duydunuz zili sesini. Türkiye'nin Kafa Radyosu'nda Zekirdek başladı. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Efendim bu akşam üzeri radyo programımızda Zekirdek'te fırsatını bulsam şunu yaparım ederim ya da yapacağım edeceğim dediğiniz ne varsa onlardan bahsedeceğiz. Twitter, Instagram hesabımız Zeki Kayahan, WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 52 32. Fırsatını bulsam konu başlığımız, etiketimiz merhaba. Sar beline, şanssızın olayım ellerine. Silahı aç kurşunlara, geleyim vur tam yerine. Neden? Fırsatını bulsam sol şeritte aşırı yavaş giden araçlar için cezai bir işlem uygulamasını başlatırdım mesajı gelmiş efendim WhatsApp'tan. Sürüş emniyetini çok ciddi tehlikeye atıyorlar mesajı eklenmiş öte yandan. Fırsatını bulsam hiç kalkmadan ve kıpırdamadan 4-5 gün yatıp dinleneceğim mesajı gelmiş WhatsApp'tan. Fırsatını bulsam şu lanet savaştan kurtulup herkese barış sağlamak ister demiş. Küfürlü tehdit dolu mesajlardan da kurtulmuş olurum diyor İsrail'de yaşayan dinleyicimiz Vedat göndermiş efendim. Barış yanlısı Vedat'a selamlar.
Fırsatını bulsan bir klima karşısında uzanıp hiçbir iş yapmazdı. Bir sıcaklar özellikle yüksek tansiyon olanlar için işkence gibi beni salıp göndermiş. Aman efendim klima altında öyle uzun saatler uzanmayın. Oranız buranız tutulur. Fırsatını bulsam kovboy filmlerinde izlediğiniz devasa kaktüslerin bulunduğu Arizona'ya ya da Texas'a gidip kovboyların susayıp da kaktüslerden su içtikleri gibi ben de su içmeyi denemek isterdim demiş. İçilebiliyor mu sahiden? Fırsatını bulsam çocuklarımı yurt dışına yollarım demiş Arzu Hanım Twitter'dan. Aşka uykular... Fırsatını bulsam şu an denize girmek isterdim. Maalesef çalışıyor demiş Selva Hanım. Benim aklım böyle. Fırsatını bulsam estetik yaptırmak için İstanbul'a geleceğim ama vakit yok mesajı gelmiş. Bu arada Bill'in son durumu nedir? Bugün doktora gidecekti, çok teşekkürler, sağ olun. Vallahi bir şey görünmüyor. Minnak birkaç fıtığım var. Onlar hep vardı zaten. Hala aynı düzeyde. Kas spazmı diyorlar. Bakacağız. Evet, teşekkürler, soranlar var. Bel ağrımı, belimi. Çok zarifsiniz. Sağ olun. Her şey boş bir soran herkese teşekkür ederim. Yok. Ama böyle sağ sol hareket ederken sen de gittin herkes gibi. Benden ayrılıp gitmek istiyor. Belim beni terk etmek istiyor gibi hissediyorum. Emre hocam selamlar. Uykulardan uyanmıştım. Sen çeldin benim aklımı. Böyle kaybolmak var mıydı? Var mıydı böyle kaçmak? Neredesin? Var mıydı yoldan çıkmak? Neredesin? Bir gün uzakta olsam özlerdim. Böyle mi oldu şimdi? Neredesin? Var mıydı böyle kaçmak? Neredesin? Var mıydı yoldan çıkmak? Neredesin? Uçtum gittim bilmez. Dün bir dolandırılma olayı vardı, yarına bırakmıştınız. Neydi acaba o Hakan? Fırsatını bulsam bütün Avrupa ülkelerini gezmek isterim demiş Mina göndermiş efendim WhatsApp'tan. Yoldan çıkmak. Neredesin? Bir gün uzakta olsam özlerdin. Böyle mi oldu şimdi? Neredesin? Var mıydı böyle kaçmak? Ege Üniversitesi'ni domuzlar basmış diyor Adnan Bey. Ege Üniversitesi'ni domuzlar basmış, yoksa üniversitenin olduğu yer bir dönem hayvanlara mı aitmiş? Ne yapsın efendim, bu domuzlar nereye gitsinler? Ne yapsınlar? Nerede yaşasınlar? Domuzlar, tavşanlar, kirpiler, tilkiler, çakallar, kurtlar, ayılar, arılar, köpekler, kediler... Ne yapalım ya, ne yapalım? Her yeri acaba domuzlar mı basmış Ege Üniversitesi'nin olduğu yerde? Yoksa her yeri insanlar mı basmış? Ben her yeri insanların bastığını düşünüyorum. Vay, Emre hocam buradaymış. Kim gelse bulamaz çare, yare bare çare, evvel anla. Deli gönül uçtu haydi evvel anla. Helali bul kız gel evvel anla. Deli gönül uçtu haydi evvel anla. Helali bul kız gel evvel anla. Fırsatını bulsam seninle fokurdayan bir içecek var, onu içmek isterdim. Fokur diyor, evet hocam, o bende baş ağrısı yapıyor biliyorsunuz. Ama sayenizde böyle ayranla mayranla. Rüyamda dün gece seni gördüm. Onun da yöntemini öğrendik. Taşlara, seni son... Vay benim Emrah hocam be. Emrah kol. Yordum, gördüm, sordum, yordum,
ki beline yıkanmamış Yünsar çok iyi gelir. Geçtiğimiz gece Matraks'ta konuşurken bu bel ağrısından böyle inliye inliye yayında konuşuyorduk. Tabii tadını çıkarıyorduk ve yayınımızın malzemesi oluyordu bel ağrısı. O kadar çok öneri geldi ki. Yani Yün yine bunlar arasında en masumu. Beline yıkanmamış Yün, pardon, yıkanmış dedi. Yıkanmamış Yün soruyor hocam. Yıkanmamış olunca ne oluyor ki? Ne öneriler geldi. Beline kefal bağla. Efendim biber balzamı sür. İğde çekirdeği tozu. Daha sonra iğde çekirdeği tozu ile ilgili ben tabii itiraz ettim. Dedim ki ya böyle şey olur mu ya, iğde çekirdeği tozu. Yani şimdi belimizin niye ağrıdığını test etmemiz gerekiyor. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Oldukça fazla sebebi olabilir. Ezber hareket etmeyelim. Tıp ne diyorsa onu yapalım. Bakalım yani, ben matematiğin, tıbbın hastasıyım. Bilimin hastasıyım, hep söylüyorum bunu. Ama öneriler inanılmaz. Zencefil geldi her zamanki gibi. Sirke yine vardı. İğde çekirdeği tozuyla ilgili ben inanamadım. Sonrasında bir dinleyicimiz, bu arada ya sen diyorsun ama yani iğde çekirdeği tozuyla ilgili böyle konuşuyorsa, bak bir hastane web sitesinde iğde çekirdeği tozundan bahsetmiş dedi. Yararlarından bahsetmiş dedi. Ben inanamadım. Sonrasında link gönderdi bana. Medikalpark.com.tr efendim. Medical Park Hastanesi'nin web sitesinde iğde çekirdeği tozuyla ilgili bilgiler var. Hatta iğde çekirdeği tozunun faydaları nelerdir? Yazıyor orada. Şimdi dinleyici bu açıdan haklı. Yani ben hani tıptan yardım alın, bilimin dediğinden ayrılmayın diyorum. O da benim bu tezimi bu şekilde çürütüyor. Hatta iğde çekirdeği tozu, Medical Park boşluk iğde çekirdeği tozu yazarsanız Google'a direkt hastanenin web sitesine gidiyor. Şimdi bu durumda benim tezim çürümüş oldu tabii. Yani hani bilimden faydalanın, hekime gidin, MR çektirin. Yani hekim ne diyorsa onu yapın daha doğrusu. MR çektirip çektirmeyeceğinize ben karar veremem de. Ama hani size çeşitli öneriler de bulunuyor. İşte elle muayene ediyor. Sonra gerekirse işte görüntüleme istiyor vesaire. Tıp ne gerekiyorsa bu tür durumlarda, bel ağrısı da onlar istiyor. Ama şimdi iğde çekirdeği tozu. Medical Park Hastanesi'nin web sitesinde yazıyor efendim. İğde çekirdeği tozunun faydaları nelerdir? Vallahi yazıyor. İnanamadım ben. Şey yazıyor, iğde çekirdeği, hatta şu an yine açtım. İğde çekirdeğinin faydaları şu şekilde bilinir: kemik gelişimine katkı sağlar, boy gelişimi destekler, yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan iskelet problemlerine iyi gelir, menopoz sonrası kemik problemlerinin azaltılmasını sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı özellikleri bulunur, bağırsak problemlerine iyi gelir, öksürük kesici olarak bilinir, cinsel performansı artırıcı özelliğe sahiptir, hemoroid tedavisini destekler, idrar kaçırma problemine iyi gelir, akciğer enfeksiyonuna karşı faydalıdır, kemik kırıklarını ve kemikte oluşan çatlamalarda kullanılması tedavi sürecini hızlandırır. Ben de bunun üzerine gece şey aradım, bana ideoloji bölümünü bağlar mısınız demek için Medical Park Hastanesi'nin müşteri hizmetleri diyemem değil mi, öyle numara. ne numarası oluyor, 444'tü hastane numarası aradım işte. Dedim ki böyle web sitesinde böyle bir şey yazıyor. Yani ben bununla ilgili hekiminizle görüşmek istiyorum. Ne dozda kullanmalıyım? Dedi ki bizim web sitemizde bir yazıyor dedi şey. Telefonu açan santraldeki görevli arkadaş. Evet dedi, ya dedi bizim, bazen dedi sayfalar kopyalanabiliyor, taklidi yapılabiliyor, öyle olmasın dedi. O da şaşırdı. Ben direkt linkten bahsettim. Dedim bakın Google'a bu şekilde yazın çıkıyordu. Bu da yazdı, evet dedi bizdeymiş. Bunu dedi beslenme açısından düşünün. Beslenme uzmanının tavsiyesi olabilir dedi. Peki dedim. Ama dedim beslenme uzmanının dışında burada şey diyor, hani öksürük kesici, bağırsak problemlerine iyi gelir. Bak iyi gelir, net bir ifade. Gelebilir değil, iyi gelir. Boy gelişimini destekler. İskelet problemlerine iyi gelir. Bak net bir ifade. Bağırsak problemlerine iyi gelir. Cinsel performansı artırıcı özelliği varmış iğde çekirdeği tozunun. Aldı artma, ne yapacak şimdi, nereye yarayacak şimdi Medical Park'ta? Ben bilim diyorum, tıp diyorum, ondan ayrılmayın diyorum. Bilimcim bana iğde çekirdeği tozu tavsiye ediyor ve hastanenin web sitesinde referans gösteriyor. Ne diyebilirim bu durumda? Kıymetli hekimlerimiz ne diyorsunuz? Ne yanıt vereyim bu durumda ben? Sulara gözlerim.
Geçmiş olsun Zekil Bey. Pilates'e başlamadan önce ben de sizin gibiydim. Her tarafım tutuluyordu. Reformer Pilates'e başladım. 3 aydır düzenli gidiyorum. Tutulmalardan, ağrılardan eser kalmadı. Yaz sonunda iş meydan tutup onu da götüreceğim. Size de tavsiye ediyorum. Ben 5 yıldır Pilates yapıyorum hanımefendiciğim. Evet, devam edelim. Hatta 10 yıldır yani. 5-10 yıl arası. Zaman zaman ara veriyorum ama. 3 günlük dünya, 5 günlük... Reformer'ından Kadilla Han'a. Kadilla Han'dan Mat Pilates'ine. İşte durumumuz. Hacamat da önermişler, evet. Hacamat tedavisi, sülük önerilmişti bel ağrısı için. Ben ikna oldum, her hastama iğde çekirdeği öneriyorum demiş bundan sonra. Hatta muayeneye bile gerek yok. Nasılsa her şey iyi geliyormuş demiş bir doktor dinleyicimiz. Varoluşsal sancılarım var. Seni çok az dinleyebiliyorum. İğde çekirdeği toz efendim. Siz de bunu da alın. Onu da iyi gelir belki. Bence alternatif tıp her zaman vardır. Bence yoktur. Tıbbın alternatifi olmaz. Tamamlayıcı tıp demek istiyorsanız o ayrı ama alternatif tıp. Tıbbın alternatifi. Hı. Sardım oraları, yakardım buraları ama ben barbar değilim. Fırsatını bulsam sıcaklardan kurtulmak için kutuplara kaçardım. Benim... Zeze göndermiş efendim Twitter'dan, Zeki Kayan hesabından. Dolmuşum, taşmışım, bir yalana inanmışım. Tutunduğum dal çat demiş, kaç yerden kırılmışım. Onu da böyle öptün mü? Daha ileri gittin mi, gittin mi? Gitmişsindir be, öpmüşsündür de. Yetmedim de, etmedim de. Hayallerin içine. Ona da böyle. Baktın mı, baktın mı? Ona da öyle. Güldün mü, güldün mü? Bakmışsındır mı? Gülmüşsündür mü? Gülmedim de, etmedim de. Hayallerin içine. Belinize kürekle vurun, en güzel çözüm budur mesajı gelmiş. Tek tek baktım, bir görüş çok mu Rabbim? Dönmez ki Özlem hocam selamlar. Onsuz da yoktur seyri, mahşerde bitmez sırdım. Versem de canımı yüreğimi, istersen olsun bitsin. Ellerde baksın gülsün, beynimden aksın gitsin. Gizlice öldürürsün. Fibromiyaj olabilir mi? Sıra olabilir. Bu arada senin inandığın ortodoks tıbbı demiş. Ben ona inancımı kaybettim. İlaçları bizi mahkum edip iyileştirmiyorlar. Kronik hastalıklarla uğraşıp duruyoruz demiş. Apansiniz patlamak üzereyken başka bir tıbbı inanıp iğde çekirdeği sürersiniz. Aa, ben pilatesle ilgilendiğinizi bilmiyorum demiş Pelin Hanım. O, efendim Instagram'a bakın, benim tavanda yürüyorum ben pilates yaparken. Yani kapışabiliriz. Sakın bırakmayın ama devam edin. Bitsin, baksın, gülsün, aksın,
Zeki iğde çekirdeği tozu erken ergenlik başlatıyormuş. Çocuklara sakın vermesinler, doktora sorsunlar. Doktor bizi azarladı demiş. E iyi yapmış yani bence de. Bel arsın ayakla kendinizi çiğnetmek birebir demiş VT. Emre hocam beni çiğner misiniz? Yani aldığınız tıp fakültesi eğitimi doğrusu şifalı ayaklarınızla. Bakıyoruz efendim, fırsatını bulsam şarkımı yaparım ederim dediklerinizden bahsediyoruz dedik. İğde çekirdeği tozu psikolojiyle iyi geliyor mu sorusu gelmiş, bilmiyorum. Fırsatını bulsam bedava minlerimle ve vizesiz ülkelere günü birlikte olsa gider gelirdi demiş. Yeter adım göndermiş efendim. Kaç biliniz var? Gamze Hanım teşekkürler. Fırsatını bulsam Beşiktaş harika bir kadro kurardı demiş Kadir Bey, göndermiş efendim WhatsApp'tan. Ebru Hanım anlamadı efendim. Bir fizyoterapist olarak tavsiye ediyorum. Progressive Muscle Relaxation yapabilirsin ya da Yoga Nidra. Bunlar nedir efendim? Almanya'dan gelmiş. Aa, profil fotoğrafınıza baktım, siz yoga yapıyorsunuz. Bayağı mum gibi duruyorsunuz. İğde çekirdeği sorusunun bizim alana sıçramasını bekliyordum. Nihayet birisi yazdı, çok mutluyum demiş. Psikolog Özlem Hanım göndermiş efendim, Özlem Okur. İğde çekirdeği tozu kısmette açıyor muymuş sorusu gelmiş. Neden açmasın efendim? Kısmetse açar. Bir ara veriyoruz, sonrasında geliyoruz efendim. Bu akşam üzeri konumuz, fırsatını bulsam şunu yaparım ederim dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz. 0216 987 52 32 canlı yayın numarası. 0216 987 52 32 reklamlardan sonra buradayız. Çut. Affet beni sevgilim, sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken bense kaçmayı seçtim. Üzgünüm sevgilim, mutlu olmalı istedim. Şimdi yanımdakiyle mutluluklar dilerim. Geri gel desem bulurum seni, bana gelmesen de eminim beni yere sermesen olurduk Bonnie ve Clyde gibi ben ve sen. Ben aşkına müptezel, bu his kara büyü gibi üstümde. Yüzüme gülmesen de olsan da hayli müşkül pesent. Bil ki artık dönüş yok, bil ki artık dönüş yok. Affet beni sevgilim, sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken bense kaçmayı seçtim. Üzgünüm sevgilim, mutlu olmak istedim. Şimdi yanındakiyle mutluluklar dilerim.
artık inancım kalmadı aşka. Kusura bakma yapamam, kimileri gibi küçük hesaplar. Şu kedisi tırnaklarını yüzüme saplar. Artık yok gibi sonu mutluma sallar. Vur beni, vur yüzümü saklama. Kalk gidelim çekip uzaklara. Tüm bildiklerini candan at. Gel sürelim seninle saltana. Bil ki artık dönüş yok. Bil ki artık dönüş yok. Dok dok dok. Affet beni sevgilim, sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken bense kaçmayı seçtim. Üzgünüm sevgilim, mutlu olmalı istedim. Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek devam ediyor efendim. Fırsatını bulsam şunu 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 yaparım ederim dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz. Bu akşam üzeri konumuz budur dedik. Herkes aşkı ararken bense kaçmayı seçtim. Üzgünüm sevgilim, mutlu olmalı istedim. Kendi yanındakiyle mutluluklar dilerim. Fırsatını bulsam şu an yaşadığım şehirden taşınıp kendi memleketimde yaşamak isterdim. Kültür farklılığından bıktım demiş Sema Hanım WhatsApp'tan. Şimdi yanındaki mutluluklar dilerim. Bulsam gümrüğe takılan biricik kahve makineme kavuşurdum. Soğuk kahve bile yapıyordu canımın içi mesajı gelmiş efendim WhatsApp'tan. Yakında düğünüm var oh nişanlıyım. Kasım paşalıyım, elim aşalıyım. Çok şıkarım ama yandan paçalıyım. Kasım paşalıyım, elim aşalıyım. Fırsatını bulsam senin fizyoterapini yapardım demiş. Ah ne güzel olurdu Ebru ya. İlalıyım. Almanya'dasın. Ben mi gelsem? Neredesiniz Almanya'da? Fırsatını bulsam check-up yaptıracağım. Bu aralar kendimi iyi hissetmiyorum demişler Gonca. Geçmiş olsun. İhmal etmeyin. Sevda var, kaç sevda böyle bir destan yazar. Tut, tut elimden ömrüm kadar. Kalbim evet der,
gider ve imza atar. Her görüşte aşsam ki bizimkisi. Zeki, bir adam fırsatını bulsam diyerek Eylem'e geçmiş ama yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş diyor Herodot, haber kaynağını da göndermiş. İzmir'de karısının çok konuşmasından bunalıp cezaevine girmek için olay çıkaran adama 3 ay ev hapsi cezası verildi diyor. Sensiz olmaz aşkım, sensiz olmaz. Sensiz olmaz ruhum, sensiz olmaz. Ah bir bakışının bile geçmiş olsun. Dolmaz. Ömre bedel bu aşk, sensiz olmaz. Sensiz olmaz aşkım, sensiz olmaz. Merhaba Zekicim, biz çiçeği burnunda doktor 4 arkadaş kız kıza Karadeniz turuna çıktık. Çok eğleneceğiz çok demişler. Bir görüntülü mesaj gönder, soru açamıyorum ama. İyi tatiller kızlar, iyi tatiller. Nereye gidiyorsunuz? Var mı bir şey ihtiyacınız? Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Birçok dinleyicimiz var o bölgede de. Nereye gidiyorsunuz? Sonrasında geliyoruz efendim. Fırsatını bulsam şunu 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 yaparım ederim dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz bu akşam üzeri. 0216 987 52 32 canlı yayın numarası. 0216 987 52 32 reklamlardan sonra buradayız. Çut. Oldu, durdu dünya, dönmez oldu. Kor ateşler sardı beni, yandı yandı, sönmez oldu. Bir damlacık aşkın yeter. Sıkı sıkı sarsam seni, alev alev dudakların yakalayıp öpsem seni, gündüz gece görsem seni, bakıp bakıp sevsem seni, çiçek çiçek aşk bahçeme soldurmadan koysam seni. Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek devam ediyor efendim. Fırsatını bulsam şunu 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 yaparım ederim ya da yapacağım edeceğim dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz. Bu akşam üzeri konumuz budur dedik ve bakalım kimle tanışıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. Buyurunuz. İyi akşamlar Zeki. Merhaba, ben Birgül. Hoş geldiniz Birgül Hanımcığım. Hoş bulduk. Evet efendim, fırsatını bulsanız ne yaparsınız ya da ne yapmayı düşünüyorsunuz? Zeki, kişisel harcamalarımdan fırsat bulsam evi boyatacağım. Ha, o zaman ya kişisel harcamalarınız çok ya da evin boyanacak alanı az. Hangisi acaba bu durumda? Evin boyanacak alanı çok. Çok. 10. yıl olacak evi. 10 yıldır boyamıyor musunuz evi? Ama bu pandemi girince araya bir o ara bir durduk. Yalnız evde kaç yılda boyanır ki şimdi o ara eşyalar bu yani yaşarken evet. Yaşadığı evi insanın boyaması çok güç galiba değil mi? O eşyayı çek bunu çek dolabı çek falan hepsi ortada toplansın hemen bitmiyor o iş. Sonraki gün var sonraki gün var astarı at tavana işte macun çek bilmem ne falan. Ben çocukken çok severdim evde bir boya badana şenliği olsun isterdim.
acayip çünkü benim için bir şenlikti bu. Sürekli o küçük tefek bir şeyler alınacaksa da evle nalbur arasındaki nakliyat işlerini de ben yürütürdüm. Nakliyat dediğim araba falan kullanmıyorum tabii ki. Elimde poşetlerle gidip geliyorum işte. Yanı sıra para üstü falan kalırsa onda kendime bir şeyler alıyorum. Onda kar sayıyorum ama hep böyle ya bir ton daha açığı ya bir ton daha koyusu ya biraz daha büyüğü ya da biraz daha küçüğü falan bir şeylerde böyle minnak farklılıklar oluyor. Sürekli gel git yapıyordum. Çok seviyordum nalbura gitmeyi açıkçası. Ben nalburları severim. Sayıları azalsa da artık yapı marketler var ama yani nalburun önündeki o coşku hala gözümün önünde. Su deposundan tutun da efendim dik duran el arabasına, dik duran el arabasından tutun da efendim kıvrım kıvrım duran hortumuna, hortumundan efendim tel örgüsüne, tel örgüsünden tutun da efendim daha sayayım mı bilmiyorum ama çimentosuna falan. Ben severim nalburları. İçerisine girersiniz orada bölümler yapmışlardır. Çivi çeşitleri vardır mesela. İşte duvar çivisi, beton çivi falan filan. Öbür tarafta açık böyle toz boyalar vardır. Rengarenk. Ya içerisi ayrı bir güzel kokar. Ben nalbur seviyorum açıkçası. Evet, buyurun. Ama bir şey yaparken güzel. Senin anlatırken çok güzel ama bunu yaşarken çok kötü. Eğer ilk zamanlar gençlikte kendimiz boyuyorduk. Şimdi ha ben ben nalbur olmak güzel diyorum. İşte o güzel. O sen anlatırken o kadar keyifli geldi ki ama bir de onu uygulamaya gelince çok kötü. Evet, evet. Uygulamada zorlanıyoruz. Evet. Boyatamıyorum evi çünkü kişisel harcamalarım çok arttı. Bir kilo aldım. Kıyafetlerim olmuyor. Başladım kıyafetleri yenilemeye. Ben yaşlandım, bozuldum. Evi hala boyatmadık diyorsunuz. Boyatmadım. Ben bozuldum ne demek ya bu arada? Ben şöyle ben kendimi bozdum. İşte bileklerimi de çok kullanmaktan, işte resim yapmaktan, o sarı bez, mutfaktaki sarı bezlerden sebze yıka bileklerini ve mutfaktaki sarı bezle sebzeleri mi yıkıyorsunuz? Hayır, silmekten, mutfağı temizlemekten artık ellerim bitmiş, yani sinir sıkışması olmuş. Silmeyin şimdi efendim. Ne olacak yani? Keşke tezgah pis kalsaydı da bileklerinize sinir sıkışmasaydı, değil mi? Peki kim yapacaktı? Tamam da yani o kadar kendinizi vermeye gerek var mıydı acaba? İşte şimdi düşününce öyle. Buhar makinesi alsaydınız, buhar makinesi. Buhar makinesi mutfaktaki sebzeleri nasıl yıkayacak? Ben dedim ki sarı bezle sebzeleri mi yıkıyorsunuz? Hayır dediniz, tezgah siliyorum. Dur, şimdi ondan sonra tezgahın üzerindeki de sürekli yıkadığımız zaman ıslanıyor, tezgahın üzerine kuruluyoruz. O sarı bez elimizden hiç düşmüyor masaya. Efendim o sarı bez ne kadar bastırıyor olabilirsiniz ki bileğinize sinir sıkışsın yani bunu anlamadım. Bastırmak değil, sıkmaktan. Az sıkın efendim, ne olacak yani, Allah Allah. Ya Allah Allah, temizlik i̇şte, ha, temizlik hastası dediklerimiz bu ama siz bu arada fiziksel olarak hasta olmuşsunuz psikolojiden ziyade. İşte temizlikten dolayı fiziksel olarak rahatsızlandım. Evet, evet, evet. Dolayısıyla işte onun ameliyatı, onun tedavisi, fizik tedavi o kadar da masraflı ki kilo aldım. Evet. Kıyafet yeniliyorum. İşte ayakkabıydı, pantolon. Yani her şey mutfaktaki sarı bezi fazla sıkmaktan başladı değil mi? Olabilir. Temeli o olabilir. Çünkü ameliyattan sonra kilo aldığıma göre temeli o. Vay be. Onun için bir fırsat bulup evi boyatamıyorum. Evet efendim. Biz şöyle yapalım isterseniz. Nasıl aramızda yapalım? Dayanışalım. gelip boyayalım efendim evinizi. Olmaz mı? Ay çok sevinirim ama o ruh haline nasıl olacak? O evin eşyaları nereye toplayacak? O eski kim? Halimden eser yok şimdi. Aynen. Izdırap içinde yorgunum şimdi. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yorgunum evet. Dostlarım, yorgunum yorgun. Budur aynen herhalde haliniz, öyle mi? Aynen öyle. Şimdi mesela eşim boyuyordu. Şimdi artık eşim de hani benimle birlikte. Tabii o da yaşlı oluyor. Onda da denge problemleri başlıyor. Ondan merdivene çıkıp boya yapamıyor. Ay düştün, ay kalktın derken biz böyle 10 yıllık pasak içinde, yani evin bu boya işi içinde oturuyoruz. İşte bir fırsatını bulursam inşallah onu yaptıracağım. Umarım. Önerin var mı diyorum, yok. Evet efendim. Umarım yaptırırsınız. Umarım olur. Umuyorum. Ama ne zaman tabii? Ne zaman işte o fırsat ne zaman doğacak? Biz hazırız efendim. Biz yanınızdayız. Yani sıkıştığınız yerde, evet artık boyatmamız lazım dediğiniz yerde hepimiz dayanışıp evinizi boyarız efendim. Siz bileklerinizi incitmeyin, olur mu? Ay çok mutlu olurum. Özellikle vallahi tavanlarda. Tavan bende. Tamam. Duvarlar üstüme Nihat'a mı vereceğiz? Nasıl yapacağız? Yok Nihat, efendim şu an belini doğrultamıyor. Yani biz aramızda hallederiz, merak etmeyin siz. Siz yeter ki imdat çekicini kullanın. Tamam,
Tamam. Çok sevinirim. Görüşmek çok üzere. Sevinirim. Sağolunuz çok efendim. Teşekkür sağ olun. Ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. İyi sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Birlikte söyler miyiz efendim? Buyurun. Canım çekti. Çile kalmadı, feryatsız gündüzüm, gecem olmadı. Çekmediğim dertiyle çile kalmadı, feryatsız gündüzüm, gecem olmadı. Ağlamadık sokak, döşek almadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Ağlamadık sokak, köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Yapata tayyan ye, yapata tayyan ye, yapata tayyan ye, yapata. O eski halimden eser yok şimdi. Cızdırab içinde yorgunum şimdi. O eski halimden eser yok şimdi. Cızdırab içinde yorgunum şimdi. Tutun. Tutun kollarımdan, düşerim şimdi ya. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutun kollarımdan, düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Neler gördüm neler neler geldi başıma, düşük oldum. Ben bu yaşıma neler gördüm neler neler geldi başıma, düşek kalka geldim ben bu yaşıma. Tutup da kaldırın Allah aşkına, yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Tutup da kaldırın Allah aşkına, yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Çayayın ye, çayayın ye, ızdırap içindeyim yorgunum ben, kalmadı kimse yalnızım ben. Tutun kollarımdan bırakmayın, düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım. Yalnızım yalnız. Dinlediğiniz bu şarkıda herhangi bir enstrüman hiçbir şekilde kullanılmamıştır. Adı üstünde grubun vokalis. Hastasıyız. Akıl hocası yeni bir kafa mı mesela? Tersiz bir tarafın düzüne de sor mesela. Çocukluğumda nalbura gidip gelmekten bahsettim. Nalburları sevdiğimden bahsettim. Kim söylüyor şarkıyı? Vokaliz efendim. Epey'de eski bir hiç. Albümden aslında bu. Yeni yeni şarkılar söylesek de dinlesek. Çok seviyorum Vokaliz'i. Canın ne güzel şarkı çekti öyle diyorlar değil mi efendim? Benim canım çekerse... Neyse çocukluğum esnasında evde yaptığımız boya badanadan bahsediyordum. Çok sevdim ben çocukluğumun geçtiği mahalleleri. Birçok mahallede geçti. Birçok Varoş mahallesinde geçti. Ben yani çocukluğum itibariyle Varoş'um ve Varoşları çok seviyorum. Şimdi efendim
çocukluğumdaki bir takım arkadaşlıklardan, arkadaşlarımdan bahsedeceğim size. Sizin de böyle arkadaşlarınız oldu mu biraz bunu açmak istiyorum. Evet, çocukluğumun aslında Twitter'da da paylaştım bunu. Çocukluğumun geçtiği mahallede Sıtkı diye bir arkadaşımız vardı. Zaman zaman Sıtkı'dan bahsederim. Sıtkı'nın bencilliğinden bahsederim attığım tweetlerde. Ki son böyle 3-5 yıldır Sıtkı'yı anlatırım özellikle Twitter'da. Sıtkı'nın mutsuzluğundan bahsederim. Sıtkı'yı anne babasının çok sevmesinden bahsederim. Sıtkı'ya babasının uyguladığı şiddetten bahsederim. Sıtkı bizim gerçeğimiz, bizim mahallede bir arkadaşımızdı sonuçta. Sıtkı'dan bahsederim. Yani Sıtkı aklıma geldi. Çocukluğumun geçtiği mahalledeki yani önemli karakterlerden birisiydi Sıtkı. Herkes arkadaşımız Sıtkı'dan korkardı. Sıtkı hepimizi döverdi. Hepimize gücü yeterdi. Sıtkı'nın bizi dövmek için herhangi bir sebebe ihtiyacı yoktu misal. Canı sıkılınca bizi döverdi. Bazen dövmek için elindeki kolayı, cipsi, sandviçi, bisküvi durup dururken yere fırlatır. Sonra da sen yaptın deyip yine Sıtkı ilk gördüğünü döverdi. Sıtkı böyleydi. Sıtkı bir gün bizi kovalarken yine dövmek için adeta kendisine bir av arayan aslan gibi peşimizden koşardı bazen. Böyle yakalayıp dövmek isterdi. Yakaladığında döverdi gerçekten. Yine bir gün böyle yani kalabalık bir grubuz. Aramıza daldı Sıtkı. Birimizi yakalayıp dövmek amacı içerisinde. Birimizi yakalayıp dövmek isterken peşimizden biz dağıldık tabii, koşuyoruz. Sıtkı yere düştü. Düştü ve elini kırdı. Sonra ayağını kırdı. Sonra kaburgasını kırdı üst üste. Sıtkı eskisi kadar güçlü değildi. Gücünü kaybediyordu. Çokça dayak yedik Sıtkı'dan. Ve yine Sıtkı'dan dayak yiyen arkadaşlarımızdan biri Faruk, hiç bize sormadan Sıtkı'nın yanına koştu. Dedi ki Sıtkı'ya, normalleşelim mi Sıtkı? Barışalım mı? Oysa normalleşmek işteş bir fiildi. İşteş fiil eylem karşılıklı ya da aynı anda gerçekleşiyorsa söz konusuydu. Kuşlar uçuşuyor. Uçuşan kuşlar karşılıklı ya da aynı anda gerçekleşiyorsa eylem. Bunu niye anlatıyorum? Normalleşelim mi? Ama biz hiç anormal olmamıştık ki. Anormal olan Sıtkı'ydı çünkü sürekli bizi dövüyordu. Normalleşelim mi, barışalım mı dedi Sıtkı'ya Faruk. Fakat Faruk Sıtkı'nın bizi neden dövdüğünü unutmuş. Derin yara izlerimizi, travmalarımızı yok saymıştı. Sıtkı'nın amacı belliydi fakat Faruk bir türlü görmüyordu. Sıtkı iyileşmek ve tekrar güç kazanmak, bizi dövmek istiyordu. Sıtkı'nın sadece zamana ihtiyacı vardı. Yine dayak yemeyeceğimizin garantisi yoktu. Faruk'a her ne kadar yapma Faruk, etme Faruk desek de olmuyordu. Bizi duymuyor, umudumuzu kırıyordu. O günde içimden geçenleri yine söylemek istiyorum. Ah be Faruk, ah be. Son zamanlarda böyle bir Faruk tanıdınız mı efendim? Gidip bizi dövenlere normalleşelim diyen bir Faruk gördünüz mü? Dikkatinizi çekiyor efendim. Allah aşkına normalleşelim Sıtkı, normalleşelim, barışalım diyen, oysa kendisinin anormal ya da kendi grubunun anormal bir durumu yokken böyle lüzumsuz bir Faruk'a denk geldiniz mi son zamanlarda? Evet geldik diyenlere el kaldırabilirler mi? Twitter, Instagram hesabımız Zeki Kayahan. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32, 0532 172 52 32. Sıtkı kadar sen de suçlusun Faruk. Kim la bu Faruk? Evet, ellerini göreyim denk gelenler. Twitter, Instagram, Zeki Kayahan, WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. Faruk gözlüklü müydü demiş. Nereden bildiniz? Gözlüklüydü. Yetişkinlikte 50 yaş sonrasında gözlüklerini çıkardı efendim.
senelerde çıkarmıştır. Göz hastalıklarında teknoloji gelişti. Tedavide. Bir seni yalnız seni sevdim, ah kaçıp gittin o gün. Gittim. İçine atma dedi doktorum. Kafana takma dedi doktorum. İçine atma dedi doktorum. Kafana takma dedi. Dedi doktorum. Zeki, Sıtkı ile Faruk'un hikayesini Twitter'da bulamadım. Twitter'da Zeki Kayahan hesabında paylaştım ben onu ama birkaç tweet aşağıda retweet edeyim, orada görebilirsiniz. Tabii tabii paylaştım. Şimdi yukarıda göreceksiniz. Twitter'da Zeki Kayahan hesabında efendim. Sıtkı ile Faruk'un hikayesi paylaşabilirsiniz. Takip etmiyorsanız arama bölümüne Zeki Kayahan yazıp bulabilirsiniz. Bak herkesin bir tanıdığı bir Faruk var ve herkes aynı isimden bahsediyor neredeyse. Allah Allah, aynı Faruk'la mı arkadaşlık acaba sizinle? Ben Faruk geliyorum demiş. O başka biri değil miydi ya? Bir ara veriyoruz, sonrasına geliyoruz efendim. Bu akşam üzeri konumuz, fırsatını bulsam şunu 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 yaparım ederim ya da yapacağım edeceğim dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz. 0216 987 5232 canlı yayının numarası. 0216 987 5232 reklamlardan sonra buradayız. Çut. Var bir gariplik diyorsun, koyamadığın adını. Bir eksiklik kaçıran ağzının tadını. Sabahına kahveyi, akşama yemeğini, makyajı, elbisesi. Çabalaya dursun, işi zor ama şaibeli. Türkiye'nin Kafa Radyosu'nda Zekirdek devam ediyor efendim. Fırsatını bulsam şunu 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 yaparım ederim dediğiniz ne varsa onlardan bahsediyoruz. Bu akşam üzeri konumuz budur dedik, alternatifleri saydık. Buyurun efendim, tanıyalım sizi de. Alo. Ha merhabalar, Sevin ben, İstanbul'dan arıyorum. Merhaba Sevin Hanımcığım, siz ne iş yapıyorsunuz? Efendim? Ne iş yapıyorsunuz dedim. Sigortacıyım, şu an oğlum var. Bir oğlum var, o yüzden ara verdim biraz. Ha, mesleği ara verdiniz. Peki, evet. Peki. Efendim, tanıdık eş dost akrabalardan da sigorta yaptığınız oldu mu? Tabii ki. Güzel. Hedef konusunda zorda kaldığım zaman. Ne konusunda efendim? Hedef. Hedeflerde. Evet. Genelde de bu yakın akraba değil mi efendim? Gidiyor eş dost başkasına yaptırıyor. Yine de size yaptırmadığı olabiliyor. Siniriniz bozuluyor tabii zannediyor. Ki, tabii ki. Tabii ki. Var, çok var öyle. Ama insanın... Hele de büyük mevlaları başkalarına yaptırıyorlar da bana yaptırmıyorlar. İşte insanın sigortacısında olması aslında biraz berberin olması gibi, kolay kolay değiştiremiyor. Belki de o yüzden. Olabilir. Evet. Yok ya, onlar paralarının mevlasını öğrenmemem için yapıyorlar. Ha. Ben bireysel uzmanlık, bireysel emeklilikti benim. Öyle mi? Ha, tamam, bir gün bireysel emeklilik üzerine konuşalım sizinle. Peki buyurunuz efendim, dinliyoruz sizi. Ne anlatacaksınız acaba bize, buyurun. Şöyle, ben annemle ve oğlumla birlikte uzun bir tatile çıkmak isterdim. Öyle bir kuruş paranın fırsatını hesabını bulsam yapmadan, bunu yaparım diyorsunuz. Bir kuruş para hesabı yapmayacağım. Hı-hı. Annem yanımda, oğlum arkada. Hı-hı. Böyle arabayla Ege Akdeniz bir ay mis gibi tatil yapmak isterdim. Oh. Peki şey mi, böyle hani üst açık bir araba falan da düşünüyor musunuz bu arada? Biraz püfür yok, püfür benim gidelim. Migrenim var, başım var. Anneniz, oğlunuz, başka kimse var mı arabada? Eşim evde otursun. O gelmesin, zaten... ona arabada yer yok. Yok. Niye yani efendim? Onunla niye zaten, onunla zaten her sene tatil çıkıyoruz. Mesela bu sene Temmuz'un ilk haftası ve Eylül'ün ilk haftası çıkacağız tatili üçümüz zaten. Aha. Ben annemi istiyorum. Evet, şu güzel. An bağırıyor arkamdan oğlum.
Olur. Üçümüz böyle. Bağıra bağıra gidelim diyorsunuz hani, efendim. Böyle eline şeyle, beş kuruş hesabı yapmadan, evet, istediğimiz gibi harcama yaparak. Oh. Aynen öyle. Şahaneymiş efendim. Ne zaman gerçekleşir bu sizce? Valla şu an çok zor görünüyor. Aa, ben de heveslendim. Şu an eşimle çıkacağız. Eşim ve oğlumla çıkacağız Temmuz'un ilk haftası. Olan yine anneniz oldu. Kadıncağız hep evde efendim olacak hiçbir ya. Kaş fethi yapacağız. Ne yapacaksınız efendim? Kete mi yapacaksınız? Kaşa ve fethiye gideceğiz. Ben onu nasıl kete anlamış olabilirim? Evet, paşa. Peki. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz size. Görüşmek üzere. Sağ olunuz. İyi akşamlar. Teşekkürler. Metapet bizi bilgilendirsin lütfen, buyurun. Metapet bilgilendiriyor. Köpek dostlarımız kendilerini temizleyen canlılar arasında sayılmamaktadır. Bu nedenle onlara bu bakımları sağlamak sahiplerine düşmektedir. Köpeğinizi belirli periyotlarda yıkamanız gerekmektedir. Örneğin yazın ayda maksimum 2 kez yıkarken, kışınsa ayda 1 kez yıkamanız yeterli olacaktır. Metapet bilgilendirdi. Teşekkürler Metapet ve Metapet'te 3 al 2 öde kampanyasının devam ettiğini bir kez daha hatırlatayım. Metapet.com.tr'de ürünleri inceleyebilirsiniz. Kampanyadan yararlanabilirsiniz. Daha bizimle. Alo. Alo. Merhaba, tanıyalım. Merhaba Zekrem, nasılsın? Ben Kaan. Kaan hoş geldin, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim işte. Dinliyorum seni. Kaç yaşındaydın?
14 yaşındaydım. Evet, 14. Aramıştım. Ne yapmıştın? Aramıştım sizi. Ne zaman aramıştın? 2 Nisan'daydı herhalde. 2 not da aldın. Evet, bir sözleşmiş miydik tekrar görüşelim diye? Evet, evet, o yüzden. Tamam, sözünü tuttuğun için teşekkür ederim. Neydi acaba sözleşmemizin sebebi? Ne söyleyecektin bize? Öyle yani. Öyle mi? Öyle mi yani, bir şeyi başardın, onu mu anlatacaksın yani, nedir yani tekrar? İyi bir insan olmayı başardığımı düşünüyorum. 2 Nisan'da iyi bir insan değil miydin? Hayır, 2 Nisan'da da iyi bir insandım. Ama söylememiştim. Ne yapmıştın? Ses çok uzaktan geliyor, hoparlörü kapatırsan. O zaman da iyiydim de şimdi bunu söyledim. Şimdi iyi, daha iyi bir insan olduğunu düşünüyorsun. Evet. Evet, bak dinleyicilerimizden biri hatırlamış seni. Sınavdan sonra ara demiştin diyor. Ben sana öyle demişim. Evet. O zaman demek ki onun için aramışsın. Evet, onun için aradım. Onu hatırlamadın. Sınav nasıl geçti? Sınav geçti. Evet. Geçti. O yüzden sen sınavdan bahsetmiyorsun. Ben sana sınavdan sonra ara demişim. Ne sınavıydı bu peki? LGS. Nasıl geçti LGS? Kaç puan aldın? Ben sonuçlara açıklanmadı. 28 Haziran'dan açıklanacak. Ama senin bir fikrin vardır, bakmışsındır biraz ya. Ne bekliyorsun? İşte buradan nitelikli bir okula gidelim. Şey, Anadolu Lisesi mi? Fen Lisesi. Güzel. Nereden arıyordun bizi? Mersin'den arıyorum. Tamam, demek ki o zaman... Abi sen beni hatırlamadın mı? Dinleyicilerimiz hatırladı seni. Ha. Hep hatırladılar ama ben sana sınavdan sonra ara demişim. İyi bir insan olunca evet. Dememişim. Sen zaten hep iyi bir insanmışsın zaten. Şimdi evet, ben onun için aramadım da bizden niye arıyorsun diye sorun. Hayır, diye. Yani ha. Sözleşmiştik deyince hangi konuda sözleşmiştik? Niye arıyorsun? Ayıp olur canım öyle bir şey. Hangi konuda sözleşmiştik? Onu anlamaya çalışıyorum ben. Mesela ben sana şimdi diyeceğim ki LGS sonuçlar açıklanınca da bizi ara. O zaman Haziran'da bizi arayacaksın. 28 Haziran'dan sonra bizi arayacaksın demek ki. Sözleşmiştik diyeceğiz. O zaman da diyeceğim niçin aramıştın diye. LGS sonucumu söylemek için aradım diyeceksin demek ki, değil mi? Tamam. Evet. Güzel. Sabırsızlıkla sonucu bekliyoruz. Sence neresi olur? İşte dediğim gibi burada güzel bir okula gidelim. Tamam. Sabırsızlıkla bekliyoruz sonuçları Kaan'cığım. İyi evet. Bir insan. Hep iyi bir insan olarak katılıyoruz seni zaten. Evet. Teşekkür ederim. Yanakları da mıncırıyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek canım, üzere. Canım benim. Görüşürüz. Sağ ol. Evet. Dinleyicilerimiz de maşallah hatırlıyor ha. Kaan'ın sınav sonucunu beklediğimiz. Güzel. Güzel. Efendim sizlere zil sesinden sonra su içmeyi de hatırlatayım. Hem zil sesinden sonra su içmenin faydasını dinleyelim. Hem de dinlerken lıkır lıkır suyumuzu içelim, işte o zil sesi. Arçelik su arıtma sistemleri su içmeyi hatırlatıyor. Gün içinde yeterince sıvı tükettiğinizi düşünüyor olsanız da bu miktar vücudunuzun su ihtiyacı için yeterli olmayabilir. Tam da şimdi bir bardak su içme zamanı. Arçelik su arıtma sistemleriyle su içmeyi unutmayın. Afiyet olsun. Birazdan günün çocuk şarkısı burada olacak. Önerilere açığız. Hemen geliyoruz. Çut. Boston Donut günün çocuk şarkısını sunar. En iyisi buymuş, en güzeli şuymuş. En iyisi, en güzeli, en bir türlü bitmeye.
en kafa radyosunda Zekirdek devam ediyor efendim. Günün çocuk şarkısını Elif belirledi. En iyisi değil bu şarkı. Şarkının adı bu. Efendim benden bu akşam bu kadar. Gece 10'dan itibaren yine burada, yine Türkiye'nin Kafa Radyosu'nda Matraks'ta olacağım. Ortalığı birbirine katacağım. Gece Matraks'ta görüşelim. Pazartesi günü 16-18 saatler arasında yine burada, yine Türkiye'nin Kafa Radyosu'nda Zekirdek'te görüşmek üzere. Birazdan Nihat'la Sivrisinek yayında. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Bastın Donat günün çocuk şarkısını sundu.